İnşaat sektörü hızlı bir değişim yaşıyor. Yapılarda uluslararası standartlarda güvenli iş koşullarının oluşturulmasında en önemli etkenlerden biri kullanılan iskele sistemleridir. 1996 yılında iş hayatına atılıp 2010 yılında inşaat, iş güvenliği ve iskele alanındaki faaliyetlerini tek çatı altında toplayan ana grup güvenli iskeleler kurarak hem iş verimliliği hem de iş kolaylığı sağlıyor. İnşaat sektörü son yüzyılda gelişen teknolojiyle birlikte önemli bir değişim geçirdi. Eskiden çok daha uzun zaman alan işler, makinaların ve özel inşaat malzemelerinin kullanılmasıyla birlikte çok daha kısa sürede yapılmaya başlandı. Belki de bundan 150 yıl önce hayal bile edilemeyen binalar, barajlar, havaalanları, gökdelenler ve sanayi tesisleri kısa zaman dilimlerinde yapılır oldu. İnşaat sektörü bu değişimi yaşarken uluslararası standartlarda güvenli iş koşullarının yaratılmasında en önemli unsurlardan biri kullanılan iskele sistemleri oldu. 1996 yılında iş hayatına atılan, 2010 yılında yapı iskelesi, inşaat, çevre teknolojisi, endüstriyel tesis çelik imalat ve montajına yönelik hizmetlerini tek bir çatı altında toplamaya karar veren ana grup bugün sektörün öncü kurumlarından biri oluyor. Genel Müdür Tolga Üstün, 90'lı yıllarda mühendislik altyapısından alınan güçle sektöre giriş hikayelerini ve zaman içinde genişleyen hizmet profillerini izah ederek söze başlıyor. Ana grup 90'lı yıllarda finans sektörüyle başladı. Ancak daha sonra mühendislik alanında 3 ana dalda faaliyet göstermek üzere yayıldı. Bunlardan bir tanesi inşaat, bir tanesi güvenlikli diye tabir ettiğimiz iş iskelesi, çalışma iskelesi ve bir tanesi de çevre ve iş güvenliği danışmanlık hizmetleri. 6331 sayılı iş kanununun önemli getirilerinden biri inşaatlarda daha güvenli iş koşulları oluşturulmasını sağlayan iskele sistemlerinin standardının yükseltilmesi. Bu alanda doğacak ihtiyaç konusunda öngörülü davranıp yıllar öncesinden yatırım yapan Tolga Üstün ve ekibi bugün pek çok kurumun çözüm ortağı oluyor. Küçük ölçekte butik tarzda inşaat projeleri yapar. Bu kentsel dönüşüm projeleri de olabilir veya olmayabilir. İskele ise grubun daha büyük ve bizim için daha heyecanlı parçasını oluşturuyor. Bildiğiniz gibi artık günümüzde bu güvenli iskele kullanımı ne yazık ki son dönemlerde oluşan iş kazalarından dolayı da çok popüler bir konu haline geldi. Aslında biz bunu 10 yıllar öncesinden, yani 10 yıllar belki çok büyük gelebilir ama 10-15 yıl öncesinden takip ediyorduk bu konuyu. Benim birazcık iş güvenliği geçmişimden dolayı bunu takip ediyorduk. Bu güvenlikli iskelelerin bizim ülkemizde de mutlaka kullanılması gerekliliğine inanıyorduk. Ve 3 yıl önce bu yatırımı yapmaya karar verdik ve ciddi miktarda iskele malzemesi yatırımı yaparak bu işin malzemeli kurum söküm işçilik hizmeti adı altında servisini vermeye başladık. İnşaat sektörü dünyanın hemen her yerinde en çok ölümlü iş kazasının görüldüğü sektörlerden biri oluyor. İstatistikler, inşaat sektöründe görülen iş kazası sonucu ölümlerin %30'unun düşme, %26'sının taşıma kaynaklı kazalardan kaynaklandığı gerçeğini ortaya koyuyor. Genel Müdür Tolga Üstün, hizmet verdikleri iskele sistemlerinde Avrupa Birliği standartlarını harfiyen yerine getirdiklerinin de altını çiziyor. İskele malzemesinin nasıl üretileceği ve nasıl kurulacağını anlatan iki tane çok kapsamlı standart var. EN 12810 ve EN 12811. Biz de bu standartları TSE tarafından Türkçe'ye çevrilerek yayınladık bundan 5 yıl kadar önce. Ayrıca mevzuatı, iş sağlığı güvenliği mevzuatımızda da 2013 yılında bu standartlara uygun iskele kurulması yönünde bir şart getirildi. Yani 2013'ten itibaren aslında biz bu iskeleleri kurmak ve kullanmak zorundayız. Standartlara uygun iskeleleri. Biz de şu anda bunu yapıyoruz. Yani standartlara uygun malzemeyi getirerek bu iskeleleri kuruyoruz.
Firma aldığı işi zamanında bitirmeyi hedeflerken çalışanların sağlığını, güvenliğini ve çevreye etkisini azami ölçüde gözeterek hiçbir iş ve çevre kazasının yaşanmadığı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. Güvenlik, verim, iş kolaylığı. Bu üç kavram firmanın tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Birkaç sebep sayabilirim. Bir tanesi tabii ki malzemenin standartlara uygun olması, güvenli malzeme olması. Ama bu sadece yetmez. İskelenin de güvenli bir şekilde kurulması gerekiyor. Bu da profesyonel bir ekiple olabilir. Yeni bir konu daha çıktı biliyorsunuz, mesleki eğitim konusu. İskeleci, yani iskele kurumu sökümü yapan kişinin bir sorumluluğu var. Kurduğu iskelede başka insanlar güvenli bir şekilde çalışması gerekiyor. Aynı zamanda o iskeleyi kurarken kendisinin de güvenliğini sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla iskelecilik tıpkı Batı Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de bir meslek olarak görülmeye başlandı. Biz de bütün güvenlik ve mesleki eğitimlerini almış bir ekiple ve standartlara uygun bir malzemeyle bunun servis hizmetini veriyoruz. İnşaat firmaları iskele ihtiyacını alımdan ziyade kiralama yoluyla karşılıyor. Zira böylesi daha ekonomik oluyor. Müşteri odaklı yaklaşımı benimseyen kurum ihtiyaçlar doğrultusunda özel çözümler sunuyor. Tırlarca büyüklükteki iskele malzemelerini bir firmanın bir kereye mahsus alıp kullanıp bir yerde bekletmesi yerine bunu sürekli kullanan bir firmadan, bizim gibi bir firmadan bu hizmeti alması, işi bittikten sonra da biz tekrar bu malzemeyi toplayıp başka bir yere hizmet vermemiz bizim tercih edilme sebebimiz. Tek merkezden iskele kurulması hem zaman kaybını hem de para kaybını önlüyor. Üstelik iş verimini de artırıyor. Geleneksel proje yönetimine baktığınız zaman bu tür iskele hizmetleri her bir ayrı taşeron firmanın kendi kapsamına sokulur. Örneğin çok genel konuşmak gerekirse sıvacı kendi iskelesini kurar, boyacı kendi iskelesini kurar, mekanik montajcı kendi iskelesini kurar. Bunların hepsi aynı işin birden fazla yapılması demektir ve zaman kaybıdır. Oysa ki bunu tek elden güvenlikli bir firmaya bu hizmeti verdiğiniz zaman iskele bir defa kurulur, güvenlikli olduğundan emin olursunuz, profesyonel ekip tarafından kurulur. Bütün birimler işini yapar, iskele sökülür. İşiniz de çok hızlı ilerlemiş olur. Genel Müdür Tolga Üstün, proje büyüklüğüne göre değişmekle birlikte taleplere kısa sürede yanıt verildiğinin altını çiziyor. Bizim kapımızı çaldıkları andan itibaren biz çok hızlı bir şekilde sahaya hem malzemelerimizi hem ekibimizi mobilize ederek hızla iskele kurumuna başlayabiliyoruz. Tabii ki bu sorunun cevabı birazcık da kurulacak olan yerin büyüklüğüne bağlı ama artık iskele teknolojisi o kadar hızlı ilerledi ki bizim kullandığımız malzemeler bu iskelelerin çok hızlı bir şekilde ve güvenlikten de ödün vermeden kurulup sökülmesine izin veriyor. Eskiden günler alan, çok büyük insan gücüyle kurulabilen iskeleler şimdi artık çok daha kalifiye ancak daha düşük miktardaki insan gücüyle kurulabiliyor. Çevre mühendisi Tolga Üstün 2000'li yılların başından bu yana iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmaları da hassasiyetle sürdürdüklerini dile getiriyor. Bizim ANAR isminde bir iş sağlığı güvenliği ve çevre danışmanlık firmamız var. Bu firma yine büyük projelere ülkedeki iş sağlığı güvenliği ve çevre alanında danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri veren bir firma. Firma içerisinde konunun uzmanı, bu konuya emek vermiş, yıllarca emek vermiş arkadaşlarımız var. Yaptığı iş anlamında ülkedeki projelerde insanların sağlığına ve hayatına zarar gelmemesi için kendi alanında çalışan bir firma. Ve bizim gönlümüzdeki ana mesleğimiz olduğu için bu alanı da hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz. İskele ve iş güvenliği alanında faaliyetlerini Türkiye genelinde referans projelerle sürdüren firmanın genel müdürü Tolga Üstün, sektörün geleceğine umutla bakıyor. Zira tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iş güvenliği konusunda bilinç her geçen gün artıyor. Üstün, uzun vadede yabancı ortaklı yeni yatırımlar yapacaklarını dile getiriyor. Daha yolun çok başındayız bir defa. Ve
gelecekte bu sektörün çok büyüyeceğini umut ediyoruz ve bunu da görüyoruz. Nereden görüyoruz? Batı Avrupa'daki örneklerinden görüyoruz. Ülkedeki projelerin gidişatından görüyoruz. İnsan hayatı önemli, her şey insan için ve ne yazık ki bizde bu konular normalden birazcık daha geri kalmış konular idi. Şimdi biz bu geri kalmışlığı tekrar yakalamaya çalışıyoruz. Gelecekte de iskele alanında Batı Avrupalı firmalarla uzun vadeli ortaklıklar düşünüyoruz. Bunlar üzerine çalışıyoruz, planlarımız var. Onların tecrübesinden yararlanmak için. İş güvenliği alanında da keza uzun vadeli yabancı ortaklıklarla hizmetlere devam etmeyi düşünüyoruz. Genel Müdür Tolga Üstün, bugüne kadar kendilerine güvenen iş ortakları yanı sıra ekibine teşekkürü de borç biliyor. Kaliteden ödün vermeden yollarına devam edeceklerini de altını çiziyor. Biz ana grup olarak çok kısa sürede Türkiye'nin çok büyük projelerinde çalışma imkanı bulduk. Ve bu büyük projelerdeki görevlerimizi başarıyla tamamladığımıza inanıyorum. Hala da devam ediyoruz. Tercih edilmemizin sebebi, yüksek standartta kalite, güvenlik ve kualifikasyona önem vermemiz. Bizi tercih eden müşterilerimize ve bu başarıya imza atan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.